Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda GTA 5 oyunundaki servis araçlarını inceleyeceğim. Bunu bir süredir benden isteyen arkadaşlar var. Yorumlarda yazıyorlar hep abi servis araçlarını inceler misin diye. Ben de onları kırmıyorum ve bugün servis araçlarını inceliyorum arkadaşlar. Hemen menü modumuzu açalım. Vehicle Options'tan servis araçları kategorisine geliyoruz. Sırasıyla gideceğim arkadaşlar. Altta sağ tarafta yazıyor. 22 tane araç var. Gördüğünüz gibi bu listenin hepsini inceleyeceğiz. Airport bus demiş. Bununla başlıyorum. Enter diyorum. Ve böyle bir otobüs geliyor arkadaşlar. Bu havaalanı otobüsü sanıyorum ki. Airport bus dediğine göre. Bakalım bir nasıl gidiyor. Araçlar biraz fazla. O yüzden çok fazla üzerine durmayacağım arkadaşlar. Bir de bu araçlar büyük olduğu için yani normal arabalar gibi olmadığından bunlarla fazla test yapamayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlarla drift falan yapmak birazcık zor açıkçası. Yani o tip araçlar değil. Şöyle bir deneyelim. Gördüğünüz gibi bu kadar. Çok fazla incelenecek bir şey yok. Zaten genel itibariyle otobüslerin hepsi böyle. Farlarını da yakalım. Sadece işte dışının boyası değişiyor. Bir sonraki aracımıza bakabiliriz. Evet. Bunlar havaalanlarında kullanılan araçlar. Biliyorsunuz havaalanı büyük yerler. Bir yerden bir yere gitmek için kullanılıyor. Ya da ne bileyim havaalanının içerisinde otobüs oluyor. Veya havaalanına otobüs oluyor. Ya da bir şey taşımak için oluyor. Arkasında bunun çeki demiri de var. Yani buraya bir romork takılabiliyor sanıyorum ki. Evet bu elektrikli olsa gerek. Çok fazla ses çıkmıyor. Evet sağ sol yapınca bayağı bir bakın lastik sesi geliyor arkadaşlar. Böyle küçük iki kişilik bir araç. Bir sonrakine bakıyoruz. Bu da askeri kamyon aslında. Önden de bakalım. Yani şehrin içerisinde çok fazla suç işlediğinizde artık polisleri de aşan bir durum olup bu araçlardan gelebiliyor. Gelebilir yani bilmiyorum. Ya da askeri bölgeye girdiğinizde görebilirsiniz bu araçlardan. Arka tarafında askerlerin oturması için sağlı sollu tahta oturak var. Üstünde bir çadır, branda tarzı bir şey var. Bayağı bildiğiniz kamyon arkadaşlar. Bu incelemede birazcık yolda süreceğim. Bir de işte etrafını, önün arkasını göstereceğim aracın. Sonrasında diğer araca geçiş yapacağım arkadaşlar. Evet, askeri aracımız. Kamyonumuz bu şekilde. Sonrasında otobüs demiş. Evet bu da normal otobüs. Yani şehir içinde bu otobüsü çok görürsünüz. Yolda giderken. Downtown yazıyor önünde de zaten. Evet bunlarla dediğim gibi çok büyük araç olduğu için öyle drift falan yapılmıyor arkadaşlar. Böyle bir hız denemesi yapayım. İşte bir viraja sert gireyim falan gibi şeyler maalesef yok. Şurada sağ tarafta bir bakalım önün arkasına. Talep eden arkadaşlarımız için. Yoksa bu aracı herkes biliyordur zaten. Yolda giderken en sık rastladığımız otobüs. Bu da fotoğraf çekiyor. Niye çekiyorsa bildiğin otobüs. Niye çekiyorsun ya?
Bir sonraki aracımıza bakalım arkadaşlar. Cable car demiş. Bu bir teleferik. Bununla gidebileceğimizi sanmıyorum. Michael içinde oturuyor. Fakat herhangi bir yere gidemiyoruz arkadaşlar. Kolunu da öyle koymuş cama doğru. Şöyle bir açıyı değiştirelim bakalım. Evet, içeriden bu şekilde gözüküyor. Koltuk yok. Elleri de direksiyonda gibi tutmuş. Ama arkadaşlar bunu kullanamıyorsunuz. Burada da bir eli dizinde. İçeride de daha farklı duruyor. Bakın iki eli önde. Ama buradan bakarsak bir eli dizinde. Neyse. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu kullanamıyoruz. Süremiyoruz. Böyle sabit burada duruyor. Bir alta indiğimde evet böyle bir araç var. Elektrikli bir araç. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir golf arabası. Bakın arka tarafında golf sopalarını, yani torba halinde koymak için iki tane oyuk alan var fark ettiyseniz. Ön tarafa da iki kişi oturuyor. Diyelim ki birisiyle oynuyorsunuz. Ekip arkadaşınızı da alıp topun gittiği yere bununla gidiyorsunuz. Evet, böyle de yeşil bir renk geldi bize. Hemen bir sonraki aracımıza bakalım. Evet, bu da başka bir tip golf arabası. Arkadaki biraz daha modern. Kıyaslayacak olursak şöyle biraz geri gelelim. Bunun da arkada yeri var ama yeşil olan gibi değil. Yine elektrikli, sessiz bir şekilde gidiyor. Evet, duramadık bununla ya. Öteki daha iyiydi arkadaşlar. Golf arabası olarak. Bir sonrakine bakalım. Burada yine bir otobüs var. Evet, bundan çok sık görmezsiniz. Bu biraz daha şehirler arası otobüs gibi fark ettiyseniz. İki tarafta çift koltuk var. Yani ayakta duracak yer yok kimseye. Herkes oturacak. Bundan pek denk gelmiyor arkadaşlar açıkçası. Evet, bunda güçlü bir kornası var. Duyduğunuz gibi tekrar çalalım. Bayağı kamyon kornası gibi. Sonuçta büyük araç. Evet, şurada bir kez daha bakalım etrafına. Sonrasında diğer aracımıza geçiş yapabiliriz. Gördüğünüz gibi arkada iki tane tekerleği var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, sonrasında dozer var. Bu da bir servis aracı. Daha çok inşaat alanlarında görebilirsiniz. Paletli bir dozer. Yani lastik tekerleği yok. Şöyle bir inceleyelim. Pek asfaltların aracı değil bu. Daha çok böyle inşaatların, çamurun aracı diyebiliriz. Çok da bir hızı yok zaten gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Evet, bunda gayet güçlü bir kornosu var. Şöyle bir dönüş yapayım. Bir sonraki aracımıza geçelim arkadaşlar.
Evet, bu da traktör. Bunu da kırsal alanlarda görebilirsiniz. Şehir içerisinde rastlamayacağınız bir araç. Arkada işte pulluk vesaire takmak için bir bağlantı noktası var. Bir de şöyle önden bakalım. Bayağı da modern bir şeymiş ya. Yani güzel, şık duruyor. Eski püskü değil. Şurada inceleyelim. Çok yüksek olduğu merdivenlerinden belli. 3 basamaklı merdiven koymuşlar. İki taraftan da binebiliyorsunuz. Egzozu da yukarıdan çıkıyor arkadaşlar. Bu da traktör. Bakalım şurada bir sıfır yapalım ya. Çizebiliyor muyuz? Demek ki olmuyor. Belki de çimen diye olmadı. Asfaltta deneyelim bir de. Demek ki olmuyor arkadaşlar. Traktörle olduğumuz yerde dönüş yapamıyoruz. Bir alta iniyorum. Evet, bu da aynı traktörün üzerine kar yağmış versiyonu. Ve rengi de yeşil. Her şeyi aynı fark ettiyseniz. Sadece görüntüsü bu şekilde. Yani mod ile GTA 5'e kar yağdırıp sonra da bu traktörü kullanabilirsiniz. Mesela kırsal bir alanda değişik bir hava katmış olursunuz. Bir sonraki aracımız arkadaşlar forklift. Daha çok fabrika ve sanayi taraflarında görebileceğimiz böyle bir araç. Şu ön tarafı bakalım hareket ediyor mu? Evet. Evet, bunun hızı biraz yavaş arkadaşlar. Zaten trafikte gitmek için değil. Bir sonraki aracımıza bakalım arkadaşlar. O da bu. Sanırım çim biçme makinesi olsa gerek. Evet, altında iki tane pervane var. Bıçak yani. Etrafında da koruma var. Biçilen çimler sağa sola sıçramasın diye. Bunu çalıştırabiliyor muyuz? Pek sanmıyorum ama. Evet, böyle bir şey yok. Sadece görüntü. Minyatür bir traktör gibi tipi, ona benziyor. Ama çim biçme makinesi arkadaşlar. Aracı diyelim. Artık her neyse. Şu an tam ait olduğu yerdeyiz. Evet, biçiyor gibi sanki. Bakın, araç giderken etrafında yuvarlak bir halka oluşuyor. Fark ettiniz mi? Ben şu an fark ettim. Bu aracı hiç incelememiştim. İlk defa ben de sizinle inceliyorum. Hani birçoğunu görmüştüm ama. Şuradan gidelim mesela. Burada biraz daha bol çim var. Ot var. Bakın, yuvarlak halka şeklinde bir iz oluşuyor. Ha, biçiyor mu derseniz hayır. Gittikten sonra arkamızda o otlar tekrar ayağa kalkıyor. Ama üstüne geldiğimizde biçmiş havası veriyor. Evet arkadaşlar, hemen bir sonraki aracımıza bakalım. Bu da yine havaalanı için olsa gerek. Şu arkadaki Fly U6 logosu genelde havaalanlarında oluyor. Her tarafı büyük camlarla kaplı. Öyle bir minibüs diyebiliriz buna. Farklı bir şey. Önden bu şekilde gözüküyor. Klasik bir Amerikan arabası modeli. Ön tarafı.
Bir sonraki aracımıza bakalım arkadaşlar. Bu da yine havaalanı araçlarından. Çok da biçimsiz bir tipi var. Sanıyorum ki kamyon kategorisine girer bu. Bayağı da iri tekerlekleri var arkadaşlar. Evet, güçlü de bir kornası var arkadaşlar. Gidişi de normal kamyon gibi. Ama biraz daha seri. Çok fazla yükü olmadığı için sanıyorum. Evet, bu araçta arkadaşlar turist gezdirme minibüsü. Az evvelki minibüsün önüyle aynı arkadaşlar. Havaalanı minibüsü vardı hatırlarsanız. Hatta onun aynısı diyebiliriz. Onun işte üstü açık versiyonu. Aynen, bence aynı minibüs bu. Yanları ve tavanı yok. Bu şekilde kesilmiş. Herkes etrafı izleyerek gidiyor. Bu minibüs arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Üzerine yazıyor, Vinewood yazıyor. Vinewood Caddesi'nin olduğu yerde, yani o caddenin olduğu yerde bu minibüsten var arkadaşlar. İsterseniz hemen yanına gidelim. Bir pişti olalım. Bu cadde üzerinde arkadaşlar bu minibüs. Önünde de müşteri toplayan bir bayan var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam da arkamda artık iki tane var bu minibüsten. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki aracımıza geçebiliriz hemen. Bu da eski bir traktör. Bayağı bir eski hem de. Tekerleklerinde lastik yok fark ettiyseniz. Her tarafı demir arkadaşlar ve paslanmış komple bir demir yığını. Yani plastik malzeme pek yok üzerinde. Gidişat bayağı yavaş. Sesi de artık beni bırak kullanma diyor. Tabiri caizse. Şurada sağına soluna bir kez daha bakalım hemen. Sonra diğer aracımıza geçelim. Her ne kadar tekerlekte lastik olmasa da yerde bir lastik izi yaptı. Yine de. Evet, motor açıkta görünüyor. Çok yüksek bir traktör değil. Bir tane basamakla çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. İki tarafına da koymuşlar. Tipi bu şekilde. Bu da arkadaşlar çöp kamyonu. Şurada bir inceleyelim önce. Bundan şehirde denk gelebilirsiniz. Görev esnasında da kullanmıştık bu kamyonu. Yani bize lazımdı görev için. Yolda giden bir araca el koymuştuk. Görevi yapanlar hatırlayacaktır. Bir çöp kamyonuna göre gayet iyi gidiyor bence. Daha ağır bekliyor insan.
ağır aksak bir şey bekliyor ama bayağı da güzel girdi viraja girerken. Bir sonraki de yine çöp kamyonu arkadaşlar. Ne farkı var? Şöyle bir inceleyelim yan yanayken. Yani renkleri aynı, tipleri de aynı. Aşağı yukarı her şey aynı. Şöyle bir yanına doğru geleyim. Yani çok da farklı bir şey yok aslında. Soldaki biraz daha eski mi diyeyim, paslı mı? Yani biraz daha kullanılmış arkadaşlar. Sağdaki yeni gibi, yani kullanılmamış ama sol taraftaki kullanılmış. Çöp koyulan yerler, bakın boyası gitmiş, paslanmış vesaire. Bu aslında biraz daha uygun. Yani genelde çöp kamyonu böyle olur ama temiz bakımlı isteyen için de oyunda bunu eksik etmemişler. Evet, bu da diğeriyle aynı araç arkadaşlar. Bir sonrakine geçiş yapıyorum. Bu da sanıyorum arkadaşlar vinç. Yani vinç dediğim şu elektrik direklerine falan çıkabilmek için tamiratta, adet işlerinde insanları havaya kaldıran şeyler vardır. Onlardan sanıyorum ki, bakın üzerinde uzun bir mekanizma var. Arkada bir sepeti var. Bu da o işe yarıyor. Bundan ben hiç görmedim. Yani mod haricinde hiç görmedim arkadaşlar. Mod ile karşınıza çıkıyor. Ama yolda giderken hiç denk gelmedim ben. Uzun zamandır da oynuyorum bu oyunu. Genelde hep ben tır görüyorum. Şu arkası kapalı dorse tırlardan görüyorum arkadaşlar. Evet, bu da bu şekilde. Bir sonraki araca bakalım. Zaten fazla bir şey kalmadı. Evet, banka aracı gibi duruyor sanki ama evet, truck demiş buna da. Ben çok çıkaramadım arkadaşlar bunun ne olduğunu. Yani ne için kullanıldığına dair bir fikrim yok. Bilenler yorumlarda yazabilir. Banka zırhlı aracına benziyor ama bu değil. Yani onun rengi yeşil ya da aynısının beyazı olabilir. Artık bilemiyorum. Evet, bir sonraki araca bakalım biz. Evet, bu da bir pick-up. Ama biraz farklı bir pick-up. Yani arkadaki kasası diğer pick-up'larla aynı değil arkadaşlar. Özellikle yan tarafları bayağı bir kalın, geniş yani. Arkada da kova, çekiç, alet çantası ve çuvallar var. Yani çimento torbasına da benziyor. Gidişi güzel arkadaşlar. Yani sonuçta pick-up, çok fazla bir şey beklememek lazım. Evet arkadaşlar, listemizdeki son araç buydu. Bununla birlikte bütün listeyi incelemiş olduk. Sizin de incelememi istediğiniz bir araç listesi varsa yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.